Şimdi herkese merhabalar. Bugün size Creo'nun Behavioral Modeling modülünden biraz bahsedeceğim. Şimdi sunum içeriğimize bakacak olursak, webinarımız içerisinde bugün nelerden bahsedeceğiz? İşte bazı mühendislik problemlerinde karşılaştığımız zorluklar neler? Buna ne gibi çözümler sunabiliyoruz? Ve Creo bize bu konuda nasıl yardımcı oluyor? Ne gibi yetenekler sunuyor bize? Onları inceleyeceğiz. Şimdi bugün anlatacağımız konuyu biraz açmak gerekirse, bunu en güzel şöyle örnekleyebiliriz. Mesela bir yakıt tankı veya yağ tankı gibi bir model düşünün. Bu modelden belli bir hacim elde etmek istiyorsunuz. İstediğiniz bu hacim değerinde model üzerinde yakalamak için şimdi modelin geometrinin en boy yüksekliği ne olmalı sorusuna cevap arıyorsunuz. Ve o değeri yakalamak için her geometri değişikliğinden sonra da modelin hacmini ölçerek kontrol etmeniz gerekiyor. Yani değişiklik yap, kontrol et, değişiklik yap, kontrol et gibi bir deneme yanılma yöntemi karşımıza çıkıyor. Yani burada karşımıza çıkan zorluk aslında hedefi tutturmanın zorluğu. Neden? Çünkü hacim bir sonuç parametresidir. Modeli oluşturursunuz. Bu hacim de olabilir, ağırlık da olabilir. Hani bu tarz aklınıza ne geliyorsa işte ölçümden elde edeceğimiz bir mesafe olabilir, length ölçümü olabilir, area ölçümü olabilir. Yani bunların hepsi bir sonuç parametresi. Model geometrisi ortaya çıktıktan sonra model üzerinden ölçüyoruz bunu. Dolayısıyla ne dedik? Bir deneme yanılma yöntemi karşımıza çıkıyor. Yani 5 litre bir hacim istiyoruz ama yüksekliği ne yapmalıyız bilmiyoruz. Ve bunu deneme yanılmayla aramamız gerekiyor. Yani biraz behavioral modeling de aslında deneme yanılma problemini karşımıza çıktığında kendini gösteriyor. Yani ne dedik? Burada aslında karşıma çıkan zorluk hedefi tutturmanın zorluğu. Bu bizim birinci maddemiz. Diğeri ise modeli değiştirmenin hedefe olan etkisini kestirmenin zorluğu. Şimdi aynı örnek olmasın mesela. Bu maddeyi de şöyle açıklamaya çalışayım. Diyelim ki işte ağırlık merkezini geometrinin tam ortasında istediğiniz bir nokta var. Oraya taşımak istiyorsunuz. Fakat modelin ne tarafındaki ölçüyü ne kadar değiştirdiğimizde ağırlık merkezi ne yöne doğru gidecek bunu kestiremiyorsunuz. Bakın bu durumda da deneme yanılma yapmanız gerekiyor. Hatta hacimde belki bir nebze bunu tutturabilirsiniz ama ağırlık merkezini tam istediğiniz noktanın üzerine alana kadar daha fazla deneme yapmanız gerekecek. Yani hele ki böyle yani küçük bir yüzdelik tolerans içerisinde bunu tutturmanız gerekiyorsa yani bayağı bir zamanımızı, yani basit gibi görünen bir iş bayağı bir zamanımızı bizden çalacak bu noktada. Şimdi peki bu noktada Creo bize neler vaat ediyor? Creo'dan nasıl faydalanabiliriz? O kısma bir bakalım. Şimdi Creo Behavioral Modeling Extension dediğimiz ki şu dakikadan sonra benden BMX olarak duyacaksınız bunu. Tüm bu tasarım optimizasyonu sürecimizi otomatikleştiriyor BMX. Yapmamız gereken tek şey değişkenleri ve hedefi tanımlamak. Bu tanımlamadan sonra Creo sizin yerinize hedef değeri ulaşana kadar geometriyi ve hesabı otomatik olarak tekrar etmeye başlıyor. Yani sizin manuel olarak yapacağınız o deneme yanılma işlemini program sizin belirlediğiniz o hedef parametresine ulaşana kadar arka arkaya tekrarlıyor. Peki bu bize ne kazandırıyor? Birincisi deneme yanılma yöntemini tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. İkincisi hangi değişkenlerin tasarım hedefini ne ölçüde etkilediğini kolayca tespit etmiş oluyoruz. Hani az önce dedik ya ağırlık merkezini ne yönde değiştireceğiz, ne yöne gidecek. İşte onu kolayca tespit edebiliyoruz burada. Bir üçüncüsü de hassas hesaplamalar için daha fazla hesap yapma zorunluluğumuz ortadan kalkıyor. Neden? Çünkü zaten biz direkt istediğimizi söylüyoruz programa. Program bize istediğimiz değerde bak diyor bu ölçü senin istediğin değeri karşılıyor şeklinde bir çözüm sunuyor bize. Şimdi tüm bunların dışında hani sadece hacim veya sadece ağırlık üzerinden de değil. Mesela birden fazla hedef de verebilirsiniz programa. Yani işte bir tankın hacminden yol çıkıyorsak tank hem 5 litre olsun hacmi hem de ağırlığı 100 gramı geçmesin gibi. Ki mesela bu tarz çalışmaları maliyet düşürme çalışmalarını sıkça yapıyoruz optimizasyon çalışmalarını. Yine Creo'nun BMX'i içerisinde işte hedef değeri minimize etme, maximize etme gibi fonksiyonlar da var. Bunları da kullanabilirsiniz. Bunun dışında mesela Creo'nun diğer modüllerinden de BMX ile birlikte faydalanabilirsiniz. Çünkü Creo bildiğiniz gibi baştan aşağıya entegre bir çözüm. Diyelim ki diğer tarafta Creo Simulate gibi bir modül kullanıyorsunuz veya Creo Mekanizm ile mekanizma analizi koşturuyorsunuz. Oradan aldığınız sonuçları da BMX içerisinde kullanabilirsiniz. Bakın bunu da şöyle örnekleyeyim mesela. Diyelim ki bir Creo Simulate ile yapısal statik analiz koşturdunuz. İşte bir braket düşünün veya işte ankastre mesnet ucundan yük uyguladınız ve bize uyguladığımız yüke göre 140 megapascal bir maksimum işte von Mises gerilmesi elde ettiniz. Şimdi modelin üzerinde ne yapacaksınız? İşte daha düşürmeniz gerekiyor bunu. İşte mesnetin genişliğini veya kalınlığını arttırmanız gerekiyor. Ve ben bunu 140 megapascal'dan 105 megapascal'ın altına kadar çekmek istiyorum. Şimdi genişliğin
10 birim olduğunu farz edersek genişliğin, 105 megapaskalı yakalamak için ben bunu 11 mi yapacağım, 15 mi yapacağım, 20 mi yapacağım veya 50 mi yapacağım? Bunu bilmiyoruz mesela. Bu gibi arayışlar içinde de BMX bize çözüm sunuyor. Şimdi sunumla çok da daha fazla sıkmak istemiyorum size. Şöyle program üzerinden biraz göstermek istiyorum. BMX'i nasıl kullanacağız, nasıl faydalanabiliriz diye. Şöyle Creo ekranıma geçtim ben. Şöyle başlayalım, örneğimizi açalım. Şimdi burada birkaç örnek hazırladım bu webinar için. Önce basit örnekten yola çıkacağım. Mesela ağırlık merkezinden bahsettik, değil mi? Elimizde ne var? Bir bisiklet modeli var mesela. Ben bu bisiklet modelinde ağırlık merkezine bisikletimin işte dengeli olması için teker eksenlerinin tam orta noktasına almak istiyorum. Şimdi bunun için önce şöyle yapalım. Ağırlık merkezini nasıl görebiliriz? Analiz sekmesinde mass properties'den ağırlık merkezi noktasını görebiliriz, değil mi? Preview dedim şöyle. Bakın şu noktada ağırlık merkezi noktasını görüyorum. Ağırlığımı feature olarak kaydetmek istiyorum. Burada isim verebilirsiniz buna. Hani neden isim veriyorum? Şart değil isim vermeyin. Sadece dağınık isimlerle kalmasın. Mass prop bir yazmasın orada diye. Ben şöyle kendi anlayacağım isimlerden veriyorum. Feature olarak kaydet diyorum bunu. Şimdi bakın, şu an Creo'nun BMX modülü bende aktif halde olduğu için Mass Properties'de Feature sekmesine geçtiğimde burada ağırlık merkezi noktasını ister point olarak ister koordinat sistemi olarak bana verecekti program. Ben point olarak almak benim için yeterli ve bunu feature olarak kaydediyorum. Bakın dikkat edin. Okey dediğimde ürün ağacıma bir feature geldi. Ve dikkat edin bakın ağırlık merkezini şuraya konumlandırdı. Ben ne istiyorum dedim. İki teker merkezin tam ortasına yerleşsin istiyorum ağırlık merkezim. O zaman buradaki plane'lerden faydalanabilirim. Şöyle yapalım mesela. Buna plane atalım. Buraya plane atalım. Ve bir mid plane oluşturalım. Şimdi bu ağırlık merkezim benim mid plane'imden ne kadar uzakta bunu görmek istiyorum. Distance olarak bunu ölçüyorum. 3,2 inç olarak sonucumu aldım. Bunu da bir feature olarak kaydediyorum. Ne diyelim buna da? Jog disk diyelim bunun da ismine. Şimdi bakın burada her feature olarak kaydettiğiniz ölçüm unsuru size bir parametre de verir bakın. Mesela mesen parametresine baktığında bakın mes neyi vermiş? Kütleyi vermiş, yüzey alanı, volüm parametreleri vermiş. Bunlar birer feature parametresi. Aynı şekilde distance ölçümde, distance ölçtüm bakın. Bu unsurun içerisinde distance diye bir parametre var. Şimdi bunlar bizim işimize yarayacak. Şimdi buraya kadar ölçümlerimi feature olarak kaydettim. Şimdi şu planeleri kapatabilirim. Yapacağım şey, şimdi benim burada aynı zamanda bu bisiklet iskeletini değiştirmek için şöyle bir sketch hazırladım. Sketch üzerinden yapacağım değiştirmelerimi. Şey, örnekler için de basit modeller hazırladım. Çünkü çok kompleks modellerde izleyenlerin de kafası karıştırıyor. Hani modeli mi çözeyim yoksa yapılanları mı anlayayım diye. Daha böyle basit modeller üzerinde anlatıyoruz o yüzden. Şimdi ben bisiklet geometrimin neresini değiştirdiğimde benim ağırlık merkezim orta düzleme ne kadar yaklaşır? Bunun cevabını arayacağız. Bunun için de bakın burada sensitivity analiz ve feasibility optimization denen iki aracımız var. Yine bunlar BMX modülüne ait komutlar. Ben önce sensitivity analiziyle bir ölçüyü değiştirdiğimde o ölçüm benim istediğim hedefi ne kadar tutturacak onu görmek istiyorum. Geldim burada yapacağım şey sensitivity analizinde. Neredeki değişimi görmek istiyorum? Bakın distance ölçümü yapmıştım. Zaten almış olduğum ölçüm parametreleri direkt buraya gelecektir, düşecektir. Jog dist isminde bir ölçüm aldım. Jog distance'ın distance parametresini değişimini izlemek istiyorum. Şimdi hangi ölçüyü alalım? Şöyle modify dize klikleyelim. Mesela bakın burada 16,5 ölçüsü var. Bakalım bu ne kadar etkileyecek beni? 16,5 ölçüsünü mesela 15 ile 20 veya 23 arasında inceleyelim bakın. Compute dediğimde şöyle görelim. Bakın benim istediğim şu anda y ekseni distance ölçüsünün miktarını bana gösteriyor, değerini bana gösteriyor. X ekseni ise benim girmiş olduğum, seçmiş olduğum ölçüyü bana gösteriyor. Bakın benim amacım ağırlık merkezine bu düzleme yaklaştırmak. Ama ölçü büyüdüğünde
ağırlık merkezinden, orta düzlemden uzaklaşıyorum bakın. Demek ki bu ölçünün artması değil, bu ölçünün düşmesi benim işimi daha çok görecek. Fakat ölçü daha fazla düşebilir mi? Tabii burada sınır şartlarınız da önemli. Bu ölçüyü daha fazla düşürebilir miyim? Düşüremem çünkü burada zaten tekerleğimin çapı belli. O yüzden 16,5'tan daha aşağıya almayacağım onu. O yüzden vazgeçtim bakın. Hemen ölçüyü eledim aradan. Devam ediyorum başka. Hangi ölçüleri kullanabiliriz? Yine parametris plot belli zaten. Farklı bir ölçü alacağım buradan. Mesela şurada bir açı ölçüsü var. Açı ölçüsü bakalım kaç derece etkileyecek bizi? Onu bir görelim. Mesela 72 dereceyi 75 ve 85 arasında izleyelim. Bakın 72 derece açısı büyüdükçe distance düşüyor bakın. Bir yerden sonra tekrar yükselmeye başlıyor. Demek ki öbür tarafına geçiyor. Hatta bir yerde sıfır oluyor bakın. Tamam, bu cebimizde kalsın 70-85. Ha, bunu hem ölçü ne derece değiştiriyor benim hedefimi onu izlemek için hem de ölçüye biraz ben aralık da alacağım. Mesela 75-85 arasında izliyorum ama hani uzun bir süre olarak koşturmak istemiyorum optimizasyon analizini. O yüzden aralığımı da daraltabilirim. İşte 75-85 almam bir dahaki süreçte 80 ve 82 arasında alırım gibi. Şimdi bu şekilde sensitivity analizlerini yaptıktan sonra işte hangi ölçü ne kadar değiştiriyor gözlemlediniz, aralıklarınızı belirlediniz. Yapacağımız şeye bakın. Feasibility Optimization'a geliyorum. Şimdi optimizasyon bir minimize maximize işlemidir. Şu anda minimize ya da maximize değişim yok. Direkt olarak feasibility yapacağım. Ve feasibility'de ben diyorum ki bakın add dediğimde design constraint'lere, design kısıtlarında ben distance'ı sıfıra set etmek istiyorum. Okey. Ve bu distance'ı sıfıra set etmek için kliklerim tekrar 72 dereceyi 75 ve 85 arasında değişmesini görmek istiyorum. Bunun dışında şuradaki 27 ölçüsünü alalım. Onu da 26 ve 30 arasında inceleyelim. Bakın compute dediğimde şu an ağırlık merkezim burada bakın. Bakın modeli otomatik olarak değiştirdi ve şu an ağırlık merkezini istediğim orta düzleme aldım bakın. İstediğim şeyler açıyı güncellenmesiydi ve 27 derece ölçüsünü aldım. Mevcut değerlere çekti. Burada dilerseniz şunu da yapabilirsiniz bakın. Sonuçları gözlemlerken preferences'da grafik olarak görmek istiyorsanız, şimdi constraint'i mi izlemek istiyorsunuz yoksa variable'ları mı? Diyelim ki variable'ları izlemek istiyorum. Variable'ları seçip hatta buradan hesabın hassasiyetini de belirtebilirsiniz. Ben çok küçük değerler girmiyorum şu anda burada. Sizin de vaktinizden çok çalmamak için. Okey deyip tekrar koşturabilirsiniz. Grafik olarak da izleyebilirsiniz o değerin nereye geleceğini. Bakın iki ayrı variable'da değişkeni de ayrı ayrı gösteriyor bana. Birinde açıyı gösteriyor. Diğerinde ise 27 ölçüsünü seçmiştim. 27 ölçüsünü 26 0.05 gibi bir değere getirmiş. Bakın grafik olarak da bunları izleyebiliyoruz. Bunun üzerinde işlemi tamamladı. Artık close dedikten sonra değişikliği kabul ediyor musunuz şeklinde uyarı verecektir bana. Confirm dediğimde modelimde güncel olarak işlemlerime devam edebilirim. Şimdi bakın birkaç basit örnek üzerinden daha geçelim. Konunun net anlaşılması için. Çünkü BMX'in hani herkesin net bir şekilde anlamasını istiyorum. O yüzden biraz bugün webinarı uzun tutabiliriz. Çünkü gerçekten faydalı bir araç. Kullandıkça göreceksiniz. Bakın yaptığımız şeyler hep benzer. Örnekler farklı olsa da yaptığımız şeyler aslında hep benzer. Yani kullanım olarak da zor bir kullanımı yok. Kullanacağımız araçlar da belli çünkü. Elimde bir kanat var. Kanat tasarımı. Ben bu kanat tasarımın alanını istediğim değeri çekmek istiyorum. Şu anki alanına bakayım. 15.146 inç kare olarak görünüyor. Kaydediyorum bunu feature olarak. Araya olsun ismi. Şimdi bu kanadın geometrisini ne kontrol ediyor? Şuradaki ölçü kontrol ediyor bakın. Bu ölçüyü büyütürsem veya küçültürsem ki modeli oluşturan kişi de o şekilde oluşturmuş. Hani direkt olarak kanadın kendisi de değişecek şekilde. Bakın ölçümün belli. Bakalım araya ölçtük burada. Araya da aynı şekilde ölçümden bir parametre geliyor demiştik. Araya parametresini alıp direkt fizibiliteyi koşturacağım. Edile ekliyorum. Zaten tek bir elemanım var. Ne olmasını istiyorum bunun? 20 inç kare olmasını istiyorum. Okey dedim. Dimension'ımı da ekledim. Şuydu güncel değerim. Kaçta kaç arasında olsun bu? 6 ile 10 arasında olsun. Yine hangi değişkende duracak? Onu da görelim. Constraint'i görmek istemiyorum şu anda.
Compute diyelim. Hemen izleyelim. 15 küsurlardaydı alanımız. Az önceki başladığımız ölçüde 6 küsur civarlarındaydı. Şu an ölçü 7.72'ye getirdi. Alanı kontrol edelim bakalım. Yani direkt şuradan bakabiliriz. Edit Definition diyebilirsiniz. Üzerinde görecektir 20.018. Yani direkt tam 20'yi istiyorsunuzdur. Preferences'tan yine hassasiyeti düşürebilirsiniz. Bakın parametres olarak da buradan da bakabilirsiniz kolay bir şekilde. Bir örnekte şöyle bir yay üzerinde göstereceğim size. Bu da mesela enteresan bir örnek. Aslında basit gibi gözükse de hani bizi tabiri caizse hani tırmalattıran örneklerden birisi aslında. Hani neden tırmalattırmak? Şimdi bakın burada mesela bu yayımın bir duruş pozisyonu var. Nasıl oluşturulmuş bu yay? Burada bak, buradaki kol bakın bir tane point'e bağlanmış. O point'ten geometriye devam edilmiş. Point'te birim olarak şu an 0.9945'te. Bunu nokta 93 yapsam, bakın çok fazla açıldı. Nokta 95 yapsam, bu defa da çok fazla kapandı. Şimdi benim istediğim bu tam şöyle dikey eksenli 25 derecelik bir pozisyonda dursun. Hadi bakalım bunu nasıl yakalayacağız? Arka arkaya bir sürü değer girmemiz gerekir. Hani daha da hassas tam 25 dereceyi yakalamak için derecede daha da zordur mesela. Daha bindelikli değerlere kadar inmeniz gerekebilir yani deneme yanılma sürecinde. Şöyle yapalım bunu. Tekrar önceki pozisyonuna geri döndüreyim. Şimdi önce bir açı ölçümünü. Az önce alan mı dedim ben? Alan demiş olabilirim. Düzeltiyorum. Açı ölçümü. Açıyı ölçeceğiz çünkü açısını ayarlamak istiyoruz bunun. Şöyle bir açı ölçümünü elde edelim feature olarak. Geldim. Angle ölçüyorum. Şöyle karşıdan baktığımda şu düzlem işimi görür. Şöyle şu çizgiyle bakayım şöyle front değil pardon right'tan bakalım. Tam ters açıdan gösteriyor. Zaten şuydu. Right'tan değil left'e geçelim hatta. O yine yanlış öne geçtim. Right'a geçecektim. Heh. Şuradan ters açı. Tamam istediğim değer bunu gösteriyor. Ölçümümü aldım. Angle veya ANG diyeyim ismine. Kaydettim kapattım. Açı ölçümümün değeri burada bakın. Parametre olarak angle'ı içerisine gömmüş. Direkt geliyorum. Yapacağım işlem şu. Visibility. Az öncekinin aynısı bakın. Farklı bir şey yapmıyorum. Set diyorum bunu. 25 derece ayarlayacaksın. Değişken ölçümle şuradaki point'in ölçüsü. Düzlemleri tekrar kapatayım. Şuradaki point'in nokta 95 ölçüsünü kaçla kaç arasında izleyelim. Nokta 93 ve nokta 98 arasında inceleyelim. Şimdi 25 dereceyi üzerinden kontrol ederiz. Burada variable'ı görelim bakalım. Kaçta bırakacak variable'ı? Compute diyelim. Evet. Point'imizin ölçüsünü kaça getirdi? 1.092. Zaten burada hani iterasyonu tekrar ediyor. Number of iterations da zaten preferences altında göreceksiniz. İterasyonu artık stabil hale geldikten sonra bir daha diğer iterasyonları tekrar etme ihtiyacı duymuyor zaten. Şöyle confirm dersem açı değerini kontrol edelim. 24.93 değerine getirmiş. Şimdi bu şekilde temelini anladıktan sonra ne demiştik? İşte başta örneğe başlarken bir işte yağ tankı, işte hacim değeri elde edeceğiz. Fakat işte geometri nasıl ayarlayacağız? Bu sorumuzun cevabını arıyoruz. Şimdi elimde bakın bir tane küçük bir tank örneği var. Şimdi ben buraya tankın mevcut değerlerini yazdım. Tank volume capacity şu an tankın mevcut hacmini gösteriyor 0.32 litre olarak. Bir de şurada add markerımız var bakın. Yani bu bize neyi gösterecek? Minimum yağ seviyesini gösterecek. Yani hedef parametrelerimi de söyleyeyim. İstediğim bu tankın tank kapasitesinin 0.35 litre olması ve add markerında işte 3'te 1'i kadar olduğunu söylersek 0.12 işimizi görür. 0.12 litre civarında bu add markerında olması. Şimdi bakın direkt hesaplamalara geçmeden önce
Bir şunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Modelimizi karşımıza aldık. Şimdi bakıyorum bu model nasıl oluşturulmuş? Burada bazı unsurlar var. Bakın bu et markırmış. Şurada kapağın dişleri varmış. Şurada protrusion muhtemelen şuradaki federle ilgili işlemler, mirror işlemi falan var burada. Roundumuz var, federle ilgili işlemler. Şurada bir shell komutu gördüm bakın. Şimdi shell'e kadar alırsam işlemlerimi. Shell'den öncesine bakalım. Bakın geometri oluşturulmuş. Shell'den sonra kabuk haline getirilmiş. Şimdi Creo'da biz hacim ölçümü aldığımızda hacim bize neyi gösteriyor? Mevcut modelin hacmini gösteriyor değil mi? Modelin içi ya da dışı diye ayırmıyor bunu. Burada bizim birazcık kafa yorup bunun içindeki akışkan hacmi nasıl elde edebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki modeli göz önüne aldığımızda bu shell komutu burada benim için kilit bir komut. Neden? Çünkü shell'den önce bakın içi dolu bir kütük şeklinde bu. Shell'den sonra ise kabuk şeklinde geliyor. O zaman ben içi dolu olduğu bu kütük hacmini alsam sonra da shell unsurundan sonra tekrar hacim ölçtürüp kabuk hacmini alsam ve iki değeri birbirinden çıkarsam relation ile o zaman içinde kalan sıvı hacmini elde etmiş oluruz. Yani içi dolu kütük hacminden kabuk hacmini çıkartacağım. İçerisindeki bunun içine sığabilecek sıvı hacmini elde edeceğim. O yüzden shell komutu burada benim için önemli. Ha bu shell olmaz. Ne olabilir? Shell burada sadece benim elimin altında olduğu için başvurduğum bir yöntem. Mesela geometrinin iç yüzeylerini kopyalayarak bir kapalı hacim elde edersiniz. Bir kapalı kuilt yapısı elde ederseniz o kuilt yapısının hacmini ölçtürürsünüz. O da farklı bir yol olabilir. Ben burada elimin altında shell komutu olduğu için shell'i kullanacağım. Şimdi nasıl kullanacağım buradaki shell'i? Geliyorum önce bunun hacmini ölçtürüyorum. Ve feature olarak şu an kaç ölçüyoruz onu da bir görelim de. 100 santimetre küp olarak ölçüyoruz hacmi. Ne diyelim buna? Solid hacmi olacağı için bu. Wall solid diyeyim. Bir tane daha kaydedeceğim. Bu da wall shell olsun. Şimdi bakın şu an bunların ikisi de aynı ölçüm. Kontrol ettiğinizde şöyle bakarsanız bu da 100 santimetre küpü veriyor bize. Bu da 100 santimetre küpü veriyor. Ama burada bir ürün ağacı sırası, bir ürün ağacı hiyerarşisi var. Ben alıp bu volume solid'i shell'den öncesine çekersem. Şu an ben bunun hacmine baktığımda, buradakiyken hacmini kontrol ettiğimde. Bakın 419 santimetre küp. İçi dolu katının hacmi. Tekrar gösteriyorum. 419 santimetre küp bakın. Tamam. Bunu da aldım. Shell'den hemen sonrasına çekmek istiyorum. Aşağıda bırakmıyorum. Neden aşağıda bırakmıyorum? Çünkü burada tankın üzerine gelen başka unsurlar, başka geometriler de var. Onlar da girer hesabın içerisine. Benim işim onlarla değil. Eğer ki modelin içerisinde var olan bir unsur olsaydı, mesela burada bir kabartı olsaydı tankın iç yüzeyinde, o zaman o unsuru da dahil edebilirdim. Onun düz altına çekerdim shell'in hacim hesabına. O yüzden en aşağıda bırakmıyorum. Direkt shell'den sonrasına getiriyorum. Yani direkt amacım shell'den öncesi ve shell'den sonrasının hacim farkını elde etmek. Şimdi hacim bize volüm isminde bir parametre veriyordu bakın. Bu önemli. Volüm parametresi. Burada şunu kullanacağım. Şu analiz sekmesinde sol tarafta analiz isminde bir araç göreceksiniz. Şimdi normal şartlarda bu standart Creo lisanslarında da açık fakat şöyle açık. Burada işte Excel analiz veya işte Metcat analizler koşturabilirsiniz. Bu kadar zengin bir içerikte değil. Şu an baktığında benim BMX lisansımı gördüğü için bakın User Defined analiz, JUDA dediği, Relation analizler, işte Creo Simulate analizler, Exe analiz zaten var dedik. Veya işte mekanizmalarda Motion analizler buraya eklenecektir. Benim şu ihtiyacımı şu anda gören Simulate'de veya mekanizmayla Excel'le hiçbir işim yok. Relation analiz. Neden? Çünkü ben kütük geometriden kabuk geometrinin hacmini çıkartacağım. O yüzden benim için en iyi seçenek şu anda Relation analiz burada. Ne diyelim bunun da ismine? Direkt volüm diyebiliriz. Next'e devam ediyorum. Bakın ismini verdikten sonra relation'ı seçtim. Next'e devam ettim. Direkt olarak şunu yapıyorum. Ben ne istiyorum? İçerisindeki akışkanın hacmini. O zaman bir parametre belirliyorum. Şöyle büyük yazayım biraz daha görünsün. Bu parametre benim belirleyeceğim bir parametre. Wall flute olsun mesela, eşit olsun. Şimdi ne vardı benim elimde?
Hacim ölçümünün içerisinde volüm parametresi var. Ha, ne bunun ismi? Vol solid. O zaman bakın, bunun içerisindeki parametre ne? Volüm parametresi. Volüm parametresi, iki nokta üst üste diyorum. FID, yani feature ID'si, feature kimliği. Alt tire. İsmi ne unsurumun? Vol solid. Bitti tanımlama bakın. Yani feature ID'si volüm solid olan unsurun içerisindeki volüm parametresini kullan demek bu. Devam ediyorum. Bunu hatta bir parantez içerisinde alsam daha iyi olacak şöyle. Eksi dedim. Diğer değeri çıkartacağım şimdi. Volüm iki nokta üst üste. FID vol shell. Kapat parantezi. Buna bir de bölü 10 üzeri 6 ekliyorum şöyle. Neden? Çünkü litre olarak elde etmek istiyorum. Şu an milime çekip veriyor bana. Bakın, direkt vol fluid parametresi buraya düştü. Akışkan hacmini elde etmiş oldum. Kütük hacminden kabuk hacmini çıkardım. İçerisine sığacak net akışkan değerini elde ettim. 0,325 litre olarak. Ki zaten buraya da başlangıçta yazdırdık demiştik. Onu ben manuel yazdırdım. Sadece dursun diyor orada. Hani parametrik değil şu anda burada yazan. Başlangıç değerini görelim diye. Şimdi relation'ımızı yazdık. Son kısımda bağlantı kopanlar için yaptığımızı tekrar özetleyelim. Ölçümler almıştık. Analizden bir relation analiz oluşturdum bakın. Relation analizime de bakacak olursak şöyle next'e devam edeyim. Ne dedik? Vol fluid isminde bir parametre oluşturdum bakın. Ve burada da kütük hacminden kabuk hacmini çıkarıp 10 üzeri 6 ile böldüm litre olarak elde etmek için. Yani bu vol fluidü de ben uydurdum yani. Bunun ismini ABC parametresi de diyebilirdim. Şimdi bu bizim tankımızın ana hacmini veriyor. Bizim bir de neyimiz vardı burada? Marker'ımız vardı bakın. Şimdi bu cebimizde kalsın. Marker için nasıl bir ölçüm yapacağız? Şimdi marker için marker'ın nasıl oluşturulduğuna baktığımda bakın şöyle bir plane'e bağlanmış o 27,5 yüksekliğinde. Ve bu plane'in yüksekliğini değiştirdiğimde marker'ın da konumu değişiyor. Şimdi tamam, bu 27,5 şu plane'in ölçüsü aklımda dursun. Ben bir de hacim ölçerken kriyo parametrik üzerinde bir plane'e bağlı hacmi de görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Bakın hacim ölçümünde plane'i seçtim. Yukarı doğru değil, aşağıda kalan hacmi göster dedim. O zaman şimdi aynı yöntem üzerinden yola çıkarsak ben kütük halindeki one-sided volume parametresini alsam, bir de kabuk halindeki one-sided volume parametresini alsam ve bunları az önceki relation analizde birbirinden çıkarttırsam, bu defa da add marker'ın göstermiş olduğu hacim değerini elde edebilirim. O zaman yapacağım şey, işlemleri tekrar edeceğim bakın. Hiç farklı bir şey yapmıyorum. Zor bir tarafı da yok. Ne diyelim buna? Volume solid. Bu add marker'ın olacağı için add diye bir isim verelim buna. Bir tane daha kaydedelim. Volume shell add'in olsun bu da. Okey. Aldım bunları aynı şekilde. Birini solid olanı shell'in öncesine çıkardım. Shell olanı da shell'den sonraya getirdim. Şimdi tekrar analiz üzerinden feature oluşturmama gerek yok. Direkt buradaki relation analizin içerisine ekleyebilirim. Edit definition dedim. Bakın bunu tanımlamıştım az önce. Next deyip tekrar geri döndüm içerisine. Şu volume fluid benim az önce tanımladığım değer. Yeni parametremde add marker'ın konumunu göstereceği için vol add olsun. Eşittir diyeyim. Şimdi az önceki gibi şey yapabilirsiniz bakın. Yine ben elle yazdım mesela ilk satırı. Elle yazabilirsiniz. Bu defa sadece volüm parametresini kullanmayacağız. Neden? Çünkü ben one-sided volüm ölçtürdüm. Bakın one-sided volümde volüm ölçümü volüm parametresini vermez size. One-sided volüm parametresini verir. O yüzden direkt volüm parametresini kullanmayacağım. Tekrar geldim aynı kısma bunu gösterdikten sonra. Ne dedik? Bu defaki parametremizin ismi vol add olsun. Eşittir dedim. Elle de yazabilirsiniz. Az önce ben elle yazdım bakın. Şunu da kullanabilirsiniz. Mesela elle yazmak zor gelebilir. Neden? Çünkü yazacaksınız. One-sided volume 2 nokta üstte FID vol solid add parametresini çıkar ondan gibi uzun uzun yazacaksınız. Bunun yerine direkt insert diyorum. Listeden ekle. Neyi ekle listeden? Feature parametresi ekleyeceğiz. Hangi feature'ın parametresini? Vol solid add feature'ının parametresi. Insert selected diyerek ekledim bunu.
Çıkar dedim bundan. Burada mesela biz isim yazıyorduk. O bir numara verdi bakın. 8964 diyor. O kendi benliğindeki feature ID numarasını verdi. Aynı şeyi veriyor bize. Diğerinde aynı şekilde insert diyeceğim. Feature olarak wall shell'i ekle. Eksiği koymuştuk araya. Aynı şekilde bunu da parantezi kapatalım. Bölü 10 üzeri 6 diyelim. Verify dediğimizde relation'ımızı bakın 0.207 değerini gösteriyormuş şu anda bize. Add marker'ın konumu 0.2 litre değerini gösteriyormuş. Şimdi bu ölçümleri aldıktan sonra yine sensitivity analiz koşturabilirsiniz. İşte burada hangi ölçüyü değiştireceksiniz? Mesela base protrusion işte genişliği olabilir bu. Ne bileyim uzunluğu olabilir. Ama zaten yani bu tür tasarımlarda gideceğiniz yönler bellidir. Yani kalkıp buradaki geometri değiştirmek istemezsiniz yani. Neden? Çünkü burada bağlantı kulakları var. Buradaki deliklerin konumlarını tekrar değiştirmeniz gerekiyor. Veya tankın işte gireceği araya göre arkaya doğru gidemeyeceksiniz belki. Veya öne genişlik olarak değiştiremeyeceksiniz. Yani model üzerinde gideceğiniz yönler zaten bellidir. Hani modelinizin sınır şartları bellidir. O yüzden buna göre değerler seçmemiz gerekiyor biraz da sensitivity analizde. Ben bu örnekte 58 yüksekliğini değiştireceğim. Bakın bu 58 yüksekliği şuradaki aşağıya doğru tankımın geometrisini bütecektir. Şimdi hemen şunu da düzelteyim. Şuraya ben parametrik değerler çağırmıştım. Bunları da bir görelim. Birazdan değişecek çünkü bunlar. Aradaki değişimi görürüz. Şöyle şunu da kaldırayım şuradan. Evet, şu an mevcut değerlerimiz gösteriyor burası. 58 ölçüsü şu göstermiş oldum. 58 yüksekliğini bana gösteriyor. 27,5 ise add marker'ın play'nin olduğu konumu gösteriyor. Ben bu iki ölçüyle işlem yapacağım. Şimdi direkt geliyorum. Sensitivity analizi yapmayacağım. Ölçülerim belli. İsterseniz yaptırabilirsiniz. Hemen üzerinden geçme gerekirse sensitivity analize gelip işte ne olabilir? İşte 58 ölçüsünü ben görmek istiyorum. Şu aralıkta görmek istiyorum. Ve işte neye karşılık görmek istiyorum? Volume fluid'u nasıl değişecek? Bunu izlemek istiyorum şeklinde belirtebilirsiniz sensitivity analizde. Şimdi feasibility analiziyle devam ediyorum ben. Geldim feasibility'ye. Ekle dedim. Neyi görmek istiyorum ben burada? Mesela volume fluid'üm. Yani içerisindeki akışkan tank kapasitemdi yani bu benim. Büyük eşit olsun. 0.35 litreden. Okey dedim. Bir tane daha ekleyeceğim. Ne vardı? Add marker vardı. Onu da vol add parametresiyle belirlemiştim ben. Vol add parametremde bana tam 0.12 litreyi gösterecek değere gelsin. Dimensionlarım ise geliyorum bu 58 ölçüsünü. Bir de şunun ölçüsü vardı. 27,5 ölçüsünü. Kaçla kaç arasında alalım bunları? ölçüsüydü bu. Bunu 60 ve 65 arasında inceleyelim. Buradaki ölçüyü de 35 ve 45 arasında değiştirerek bizi hedefe ulaştırsın. Aynı zamanda şöyle preferences'tan değerleri ne kadar yakalayacak constraint'leri de izleyelim. Ve hesaplamamı başlatıyorum şu şekilde compute diyerek. Bakın bitti zaten. İki ayrı ölçümü de gerçekleştirdi. İlk değerim kaçtı? 0.207'deydi. Bu bana add volume'u gösteriyor. Bakın şu an ortada bulunan grafik. Kaç değerine getirmiş bunu? 0.119 değerine getirmiş. Binde bir pay ile. Aynı şekilde 0.35 istiyorduk. Buradaki tankımız da 0.35 ile. Zaten sonuçları burada da parametrik olarak yazdırdığımız için buradan da görebiliyoruz. İşlemimiz bitti bakın. Normal şartlarda arka arkaya bir sürü deneme yaparak ulaşacağımız değere birkaç saniye içerisinde buradaki feasibility analiziyle uğraştık. Confirm dediğimde güncel geometriyle de bakın 58 ölçüsünü 60.95'e getirmiş. 27.5'tu buradaki ölçü. Bunu da 41.2 olarak alıp bize sonucu vermiş. Şimdi örneğimi değiştireceğim. Şöyle yapalım. Sunuma başlarken dedik ki Creo'nun
özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Diyelim işte Creo Simulate'de bir yapısal analiz koşturdunuz. Statik yapısal analiz koşturdunuz. Oradaki sonuçlarla BMX'i nasıl kullanabiliriz? Şimdi bakın ekranda bir braket örneği görüyorsunuz. Şu Creo'nun simülatine de geçeyim. Bakın bunun üzerinde fix edilmiş, bu noktalardan fix edilmiş. Şurada bir yükleme yapılmış buna. Analize baktığımda ise şunlar benim daha önce koşturduğum analizler burada kalmış. Şunu bir tekrar edeyim yalnızca. Şimdi bakın şöyle sonuçları aldığımda 161.6 fon Mises gerilmesine göre 161.6 megapaskal bir gerilme değeri elde ediyorum. Aynı şekilde neyim var burada? Deplasman magnitüdünü görüyorum burada. Şimdi 161.6 bizim aklımızda dursun. Simulate'i kapatıyorum. Şimdi ben burada kalınlığı değiştireceğim. Yani diğer ölçüler üzerinden de gidebilirsiniz. Birden fazla ölçü tanımlayabilirsiniz. Az önce söylediğimiz gibi onunla ilgili de bir kısıtlama yok. Ben sadece kalınlık üzerinden gideceğim. 2,5 mm kalınlık değerim var burada. Şimdi istediğimde 120 megapaskalın altına düşmek. Kaç değerinde acaba 120 megapaskalın altına düşebilirim? Bunu sorgulamak istiyorum. Yapacağım şey bakın, analiz sekmesinden analiz feature'ına geldim. Creo Simulate. Bu seçenekle devam edeceğim çünkü simülatten bazı sonuçlar alacağız. Ne olsun bunun ismi? Sim diye bir isim verebiliriz buna. Veremedik. Ha sim diye pardon. Daha önce yaptığım şeyler burada kalmış. Tamam 2,5 değiştirmemiş. Yeniden kuralım şöyle. Analiz feature'ına geldim. Creo Simulate'i seçtim. Sim diye bir isim verelim buna veya Simulate diye bir isim verebilirsiniz. Next'le devam ediyorum bakın. Bakın şu an modelin üzerinde zaten kurulu bir Simulate analizi olduğu için ne analiz ismi? Bracket statik bakın. Az önce simülatörün üzerinde analiz unsurumun ismi oydu. Bracket statik diye. Direkt o analizci zaten düşüyor buraya. Orada kurgulamış olduğunuz analiz. Sadece burada yapmam gereken direkt compute diyorum. Buradaki parametreye dikkat edin bakın. Simulate'ten gelen bütün parametreleri size veriyor. Benim aradığım ne? Maksimum stres fon Mises gelmelerine göre değil mi? Max stres VM bakın. Burada göreceksiniz. 162. Bu 162 hesaplamış. Küsuratları olabilir. Analizden dolayı, analiz hassasiyetinden dolayı. Aynı şekilde mesela neyimiz vardı bir de? Deplasmanımız, deplasman magnitüdümüz, şiddetimiz vardı, yüksekliğimiz. Onu da bakın burada görüyorum. Mesela bunları direkt kullanabilirim. Şimdi ben şunu yapacağım. Kurgu olarak şöyle özetleyeyim. Buradaki maksimum stres fon Mises gelmesine göre maksimum stres parametresini alacağım. Daha sonra da fizibiliteyi çalıştırıp bunu 120 megapaskalın altına getirmek için kalınlık değerini değiştir diyeceğim BMX'e. Bunu compute ettikten sonra close diyerek kapatıyorum. Şimdi burada bana Simulate'den gelen parametreleri gösteriyor. Bunlar işte görünsün mü görünmesin mi? Bak işte total cost. Ne? Maksimum stres de burada. Bakın maksimum stres formu siz geçtik burada. Ha, burada görünmesini istemediğiniz parametreler olabilir. Unsurun içerisinde, feature'ın içerisinde düşmesini istemediğiniz parametreler olabilir. O zaman no diyebilirsiniz. Bakın dikkat edin. Sadece şunu da deneyelim. Total cost'u no yaptım. Okey dedim diyelim. Buradaki unsur içerisinde total cost parametresi düşmeyecektir bakın. Total mass var sadece. Bundan sonra yapacağım işte yine diğerleriyle aynı. Geldim feasibility'ye. Ekle dedim. Ne istiyorum ben? Simulate unsurumdaki maksimum stres fon Mises gerilmesi neyin altına düşsün? Veya direkt şöyle yapalım. Direkt eşit olsun. 120 megapaskala eşit yakalamasını isteyelim. Hangi ölçüyü değiştireceğim? Ben kalınlık ölçüsünü değiştireceğim. Şuradaki thickness'ımı değiştireceğim. Bunu da 2.25 direkt 3 ile 6 arasında alayım. Zaten 2.75 sağlamayacaktır o kadar değeri. Neyi izleyelim? Hem constraint'i izleyelim hem variable'ı izleyelim grafiklerde. Compute diyerek başlatıyorum. Şimdi tabii compute diyerek başlattığımda program kendi zihninde diyeyim artık. Kendi zihninde arka tarafta yani simulate'i koşturuyor. Sonucuna bakıyor. Tutmadıysa bir daha koşturuyor. Bakıyor tutmadıysa bir daha koşturuyor. Evet grafiklerimiz gelmeye başladı.
Maksimum stres 162 megapaskal değerlerindeydi. Şimdi tabii şu anda benim bilgisayarım da bir yandan GoToWebinar'ı çalıştırdığı için, öbür yandan webinar'ı kaydettiği için biraz daha uzun tutabiliyor. Evet, D7 kalınlık ölçümüz. 3 ile 6 arasında almıştım. Bakın 3.4'e geldiğinde artık stabil hale gelmiş. 3.4 kalınlıkta 120 megapaskal yakalamış. Değerleri de bakın 120'nin altında bir değer yakalamış. Biz direkt 120'ye eşit demiştik. O 119.6 gibi megapaskal gibi bir değer yakalamış. İşimizi görür yani. Ne yapmış olduk bu örneklere? Cryo Simulate ile BMX'i entegre olarak kullanmış olduk. Oradan almış olduğumuz sonucu direkt Cryo'nun BMX'inde koşturarak istediğimiz kalınlık değerini, hedeflediğimiz kalınlık değerini yakalamış olduk. Yine bu örneği de göstermeden edemeyeceğim. Aslında biraz detaylı bir örnek. Burada Cryo'nun mekanizma modülünün özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Mekanizma modülü derken, şimdi mekanizma modülü iki çeşittir. Birincisi standart lisanslı olan MDX dediğimiz Cryo Mechanism Extension. Diğeri ise MDO dediğimiz Mechanism Dynamics Options modülü. Şimdi Dynamics Options dinamik analizler bize sunar. Buradaki bu örnekte zaten benim elimde bir dinamik analiz yok. Yani mevcut şartlarda sizin bu mekanizma analizini koşturabiliyor olmanız gerekiyor bu tarz bir örnek üzerinde. Burada bakın şöyle bir analiz kurgulanmış. Önce biraz detayından göstereceğim. Bakın bu şöyle bir el pompası. Böyle elle artık bir akışkan pompalıyor. Ve burada ben şunu hesap etmek istiyorum. Bunun bir stroke'ta pompaladığı akışkan hacmini maximize etmek istiyorum. Öyle diyeyim. Burada da bazı sınır şartlarımız da var. Onlara da değineceğim birazdan. Önce bu mekanizma nasıl kurgulanmış ondan bakalım. Stroke nasıl ayarlanmış? Cryo mekanizma modülünde bakın şurada bir point var. Dikkat edin. Şöyle fronttan gösterirsem. O point'in şurayı zemin kabul ederek bir yükseklik tanımlanmış ona. Ki onun üzerine bu kolu hareketlendirecek olan motoru şöyle görüyorum bakın. Bir position motor olarak yani bunun pozisyonunu değiştirecek aslında. Burada kosinüs eğrisi kafanızı karıştırmasın. Bakın burada position analiz hangi hedefe göre kurgulanmış? Referans entity bakın şuradaki zemine göre dikkat ederseniz. Yani noktanın zeminden yüksekliği değişecek şekilde servo motor kurgulanmış burada. Ha neden kosinüs eğrisi? Şimdi bir harekette bir kere gidip sonra geri gelmesi için kosinüs eğrisi. Ve burada da hani kosinüs eğrisinin detaylarına bakacak olduğunuzda da mesela şu C'ye 31 alınmış. Direkt 0 kabul edersem ne olur aslında? 12 A değeri benim şurada maksimum değerimi gösteriyor değil mi kosinüs eğrisinin? 0 değerim burada artı eksi 12 arasında gidip gelecek bu değer. Ben burada eksiye geçecek bir değerim yok. Bu referans entiteye göre eksiye geçmesi için bunun altına düşmesi gerekiyor zaten. Ben direkt bunun yüksekliğini baz alarak kurguladım çünkü bu kosinüs eğrisine. O yüzden 31. Yani ne oldu? 31 artı 12 şuradaki değer 43 bakın 42.9. Şu an benim durduğum noktaya göre 43 civarları. Yani o noktanın o kosinüs eğrisi bana şu yüksekliği veriyor bakın. O kosinüs eğrisinin hareketi. Şöyle değil de yüzey olarak ölçtüreyim. Şu an tabii bulunduğu konuma göre 41 gösteriyor da tam çalıştırmadım çünkü sıfır konumuna getirmedim. O yüzden maksimum 41 olacak bu. Daha sonra da stroke aşağı geldiğinde buradaki konumu bu kosinüs eğrisi ayarlayacak. Ve burada bir position analizi kurguladık bakın. Bu position analizde de o nokta üzerine atamış olduğumuz motor çalışıp bunu bir kereye mahsus koşturacak. Run diyorum bakın. Hop bir kere çalıştırdı. Run dedim. Bir kere çalıştırdı bunu. Yani stroke gitti geldi. Şimdi Cryo'nun mekanizm tarafında da zaten şurada measure'da ne analizimin ismi? One stroke analizi. Bu tamamen mekanizma ilgili bir kavram. Şu anda BMX'ten bahsetmiyorum. Mekanizma ilgili bir kavram. Mekanizmadan konuşuyoruz. Bu one stroke bana burada bazı değerler elde etti.
İşte burada clearance ölçü var. Ne bileyim işte serbestlik derecesi hesaplamamış onu gerçi bu analize göre de. Veya işte distance y. Peki bu nereden? Clearance y, distance y neyi gösteriyor? Nereden geldi buraya karşımıza? Onlara da bakalım. Bu analizi koşturduk. Bakın şurada bir valve height var. Yani ne bu valve height? Neyi gösteriyor görelim. Bakın bu valve height şuradaki pistonun yüzeyinden şu zemine kadar olan yüksekliği bana gösteriyor. Şimdi ben ne dedim? Buradaki bir stroke'un bir kere bastığında elde edici bir kere bastığındaki hacmi hesaplatacağım dedim. O yüzden bunun ne kadar yüksekte olduğunu bilmem gerekir yani benim. Yani bunun maksimum ve minimum yüksekliğini elde etmem gerekir. Hedefimiz zaten o. Şimdi valve height bize bunu gösteriyor. Hangi parametreyi veriyor bize? Distance y parametresini veriyor. Clearance'da ise şimdi bir diğer de sınır şartımız şu. Şimdi burada kol çalışırken, ben burada şimdi çevrim oranını değiştireceğim birazdan ama buradaki kol çalışırken de hiçbir zaman bu clearance'ın belli bir değer altına düşmesini istemiyorum. Neden? Çünkü buna böyle çarpar, güzel olmaz. Benim istediğim değer içerisinde kalsın istiyorum. Clearance'ım da bunu gösteriyor. Yani iki parça arasındaki mesafeyi bana gösteriyor. Ve ben mekanizma analizinden mirror'larına baktığımda da o clearance ve valve height'i görüyordunuz. Şimdi bakın, geliyorum bunları nasıl hesaplayacağız? Şimdi burada ben distance y'yi ölçebiliyorum. Şimdi bu bir stroke çalıştığında, bunun minimum yüksekliği bu olsun bakın, pistona odaklandığımda minimum yüksekliğinden maksimum yüksekliğine geldi diyelim. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı alıp, oradaki hacmi hesaplatırsam birbirine, o zaman bunun bir stroke'ta bastığı hacmi görebilirim. Diyorum bunları nasıl hesaplayacağız? Şimdi mekanizmada kurguladığımız analizin ismi bizim için önemli. Neden önemli? Sadece diğer tarafta göreceğiz. O yüzden buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. One stroke diye bir isim vermişim buna. Buradaki isim normal bir feature ismi. Herhangi bir özellik yok yani analizi kurgularken verdiğimiz bir isim. Şimdi analiz sekmesine geliyorum. Analiz feature'ı oluşturacağım. Nasıl ki bir önceki örnekte işte cryo simulate sonuçlarını buraya çektik. Form misses gerilmesini almıştık mesela. Aynı şeyi bu defa motion analiz için yapacağım. Motion analizi seçiyorum. Motion analizimin ismi de range of motion olsun. Next'e devam ediyorum burada. Dikkat edin bakın. Diğer tarafta koşturulan, mekanizmada oluşturulan analiz otomatik olarak buraya düşüyor. Aynı şekilde distance y parametresi, valve height'a ait distance y parametresi burada. Clearance ölçümünden gelen clearance parametresi de burada. Bu ikisini izlemek istiyorum diyorum. Run diyorum analize. Bakın hemen arkada zaten piston bir kere çalıştı. Şunları tekrar kapatayım. Görünmemiş olabilir. Run dediğimde bakın analizi bir kere koşturdu. Ve burada bana clearance ve distance y'yi seçtiğim için bunları grafik olarak verdi. Şimdi grafik üzerinden de okuyabilirsiniz değerleri. Buradan da alabilirsiniz. Ama buradan alıp manuel olarak yazdırmak değil amacım. Direkt bu analizin içerisine işlenen parametreleri kullanmak benim hedefim. Dikkat edin bakın burada distance y ve clearance'ın minimum maksimum değerleri mevcut. Bunu close'la kapatıyorum. Bir kere koşturduktan sonra. Bakın yine bu pencereye geldim. Az önce simulate örneğinde de buradan form misses gerilmesini görmüştük. Mesela total cost'u no deyip oradan gelmesin demiştik. Aynı şekilde burada da hangi parametreler oluşacak, hangileri oluşmayacak bunları belirleyeceğim. Mesela motion hareket süresine ihtiyacım yok benim motion runtime'a. No diyorum buna. Minimum distance'ye buna ihtiyacımız var. O yüzden oluşmasını istiyoruz. Bu parametre de oluşsun. Aşağıya iniyorum. Clearance değerlerinde de minimum clearance ve maksimum clearance değerlerine ihtiyacım var. Artık işlemi onayladığımda range of motion analiz feature'ım burada oluştu. Parametresini kontrol ettiğimde bakın distance yerinin minimum maksimum değerleri, clearance'ın minimum maksimum değerleri parametre olarak analiz unsurumun içerisine geldi. Şimdi hesabımızı nasıl kurgulayacaktık? Buradaki distance y yüksekliğini alacaktık. Yani amacım şu. Burada zaten stroke'um belli. Stroke'un maksimum yüksekliği ve minimum yüksekliği belli bu kolun ucundaki noktaya göre. Şimdi bu stroke'u sonuna kadar bastığımda buradaki minimum distance y'yi alıp burada basit bir hacim hesabı kurgulayacağım relation'dan. Çünkü burada çapımı değiştirmeyeceğim çünkü. Direkt tabal alanı çarpı yükseklik silindirik hacmin formülünden tabal alanı çarpı yükseklikten giderek maksimum distance y'nin hacminden minimum distance y'nin hacmini çıkarttığımda bu arada kalan hacim benim bir stroke'ta pompalanabilecek hacim miktarım olacak.
Bunun için tekrar bir relation analizi kurgulayacağım burada. Bunun ismi ne olsun? Volume calculation ne oldu? Volume calc diye bir isim verelim ona. Relation seçtim. Next ile devam ettim. Tekrar relation pencereme geldim buraya. Şimdi elde edeceğim parametre ne olsun? Volume parametresi olsun. Eşittir dedim. Neyi çıkaracağız dedik? Maximum distance y parametresinden minimum distance y parametresini çıkaracağız. Neye ait parametreler? Range of motion'a ait parametreler. Sonra da bunları pi çarpı radyusla çarptırıp hacmi elde edeceğiz. Parantezimi açtım. Parametremin ismini yazıyorum önce. Maximum distance y parametresi. Neye ait maximum distance y parametresi? Feature id'si. Range of motion olan unsura ait parametre. Hemen bunu kopyalayıp yanına da yapıştırıyorum şu şekilde. Çünkü sadece şu maksimum minimum yapacağız. Bu değişecek. Enter dedim. Parantezi kapattım. Çarpı pi olarak da ekliyorum. Pi'yi direkt relationlarda pi şeklinde yazıyorum biliyorsunuz. Çarpı radyus ekliyorum çünkü radyusum 1. Silindirik radyusum 1. İç radyusum. O yüzden onu katmıyorum buraya. Çarpı 1 diye eklemeyeceğim. Verify ediyorum formülü. Evet, şu anda bakın. Distance y'nin minimum maksimum değerine göre bunları birbirinden, yani iki hacim değerini birbirinden çıkarttığımızda bir stroke'ta pompalanacak hacmi 27.88 olarak görüyoruz şu anda. Bu bizim bir stroke'taki hacmimiz. Artık ben bu hacmi optimizasyondan maximize edebilirim. Ve bunu maximize ederken de buradaki çevrim oranıyla oynamak istiyorum. Yani buradaki uzunluğumu değiştireyim, kolun uzunluğuyla mı oynayayım, şuradaki deliği geriye mi taşıyayım, öne mi taşıyayım? Bu uzunluklarla oynayarak maximize edeceğim bunu. Bunun için önce bir sensitivity analiz yapabiliriz. Şöyle yapalım mesela. Neyi görmek istiyoruz? Volüm, kalk unsurundaki volümün değişimini görmek istiyoruz. Bunu seçtik. Önce kol uzunluğu nasıl etkiliyor bunu? Kolumuz kısaldığında mı daha çok artıyor acaba? Pompalanabilecek stroke, pompalanabilecek hacim yoksa kısaldığında mı? Ona bir bakalım. Mesela 20 ölçüsünü 18-22 arasında inceleyelim. Compute dediğimizde. Bakın kol uzunluğum arttığında şu anda yatay eksende kol uzunluğumu görüyorum. Şu an mevcutta 20 idi zaten. Kol uzunluğum arttığında aslında pompalanacak hacim değerim düşüyormuş. Neden? Çünkü strom sabit dedik. Stromu sabit dedik. Bunu gördük. Birkaç ölçüyü daha inceleyeceğim şöyle. Mesela şuradaki 8 ölçüsü. Kaçla kaç arasında inceleyelim bunu? 6 ve 10 arasında inceleyelim. Compute diyelim buna da. 8 ölçüsü. Bakın buradaki parçanın uzunluğu arttıkça hacim değerimiz artıyor hesabımıza göre. Bu da cebimizde dursun. Bir de şunu bir şöyle ekranı tazeleyeyim. Şuradaki deliğin konumu, şu 7 ölçüsünü görmek istiyorum. Nasıl etkilediğini görmek istiyorum. Bunu da 5 ve 10 arasında izleyelim. Compute diyelim. Şu an kaç mevcutta? 7. O da bakın 7'den mesela kaça 10'a çıkarsam yani 3 milimetrede şu 7 iken 25-28 civarlarında olsa 3 milimetre arttırdığında yani neredeyse 45'i geçiyor. 50'ye doğru yaklaşıyor. Aslında bayağı bir fark ettiriyor şuradaki deliğin konumu bizim hacmimizde. Şimdi o zaman optimizasyon koşturalım. Bu 3 ölçüyü kullanacağım. Geldim feasibility optimization'a. Maximize etmek istiyorum. Bu defa feasibility değil optimization'la devam ediyorum. Maximize edeceğim. Neyi maximize edeceğim? Volume calculation'daki volume parametresini. Tek sınır şartım ne? Şuradaki clearance'ın 0.25'in altına düşmesini istemiyorum. Çünkü burası 25'in altına düşünce dedik buraya çarpar. Hoş bir şey olmaz. O yüzden onu ekliyorum buraya. Clearance ölçüsü set diyorum. Her zaman büyük eşit olsun 0.25'ten. Değişken ölçülerim ise add dimension dedim. 20'yi alacağız dedik. Şuradaki 8'i alacağız dedik. Bir de şuradaki deliği seçelim. Buradaki 7 ölçüsü. Aralıktan da girelim. 18-22 buna dokunmayacağım. Bu şu parçanın uzunluğuydu. 6 ve 10 arasında alalım. Şu deliğin ölçüsünü de 5 ve 10 arasında inceleyelim. Evet. Compute dedik.
Şu anda maximize etmeye başladı. İterasyonları koşturmaya başladı. 27 küsur hacimden yola çıkmıştık. Şimdi buradaki eğriyi zaten şöyle bir yol takip edecek. Şöyle bakın, birazdan artacak değerlerimiz. O gidebildiği yere kadar gidecek. Ondan sonra şöyle yatay konuma dönmeye başlayacak. O yatay konuma dönmeye başladığı anda demek ki abi anlayacağız ki sistem stabil hale gelmeye başladı. Program bunu birkaç defa daha tekrar edecek. Baktı her iterasyonda aynı sonuca varıyor. Artık diyecek senin maximize, bu ölçülere göre maximize edebileceğin hacim bu diyecek zaten bize. Bakın burada artık yataya geçmeye başladı. 50'den sonra. Evet, bakın stabil hale gelmeye başladı sistem. Birkaç defa tekrar etti. Ondan sonra tekrar ettiği değerde artık dedi elde edebileceğim sonuçlar bunlar. Ne kadarlık bir seviyeye gelmişiz? 51,5. Yani 27'den çıktık, 51,5 neredeyse 2 katına yaklaşıyor neredeyse maksimal işleminden sonra hacmimiz. Bakın zaten kolun boyu da uzadı. Buna confirm diyeceğim. Değişikliği kabul et. Bakalım kolumuzun boyu ne oldu? 8 mm'ydi. 10 mm'ye çıkarmış bakın. Moment kolunu etki etmiş mi? Onu biraz kısaltmış. 18 civarını düşürmüş. Ölçüye de bakalım. Ölçümüz 7 idi. 9,39'a arttırmış ölçüyü. Ama bu sayede sadece çevrim oranıyla oynayarak, ki hani burada çevrim oranıyla oynayarak bunu elde etmek hakikaten çok zor. Hani uzunluğu mu değiştirelim, bunu kısaltalım mı, uzatalım mı? İşte bunu kısaltalım mı, uzatalım mı? Ya hep bunlar arka arkaya yapacağımız deneme yanılma yöntemleri. Şimdi sıradaki örneğimizde Excel'de yer alan bir hesaplamayı BMX ile birlikte nasıl kullanabiliriz? Ona değineceğim. Şimdi elimizde bir kanat modeli var. Şöyle örneğin içindeki Excel hesabını da açayım. Burada da bakın kana dair bir kaldırma kuvveti hesabı yapılmış. Neler var işte içerisinde? Hava yoğunluğu var, işte kaldırma kuvveti formülü var. Burada bakın bizim işimize yarayacak, yani modelden gelecek bazı değerler var. Birincisi şu, angle of attack 10 derece değeri. Bir de projected area değeri. Değerleri zaten sabit değerler. İşte rüzgar hızı, hava yoğunluğu gibi değerler. Şimdi burada 10 dereceyi de göstereyim size bakın. 10 derece, şu 10 derece. Şunu edit yaparsam şuradaki, şu fronttan mı bakalım buna? Evet, fronttan bakalım. Kanadımın açısı bakın şu. Mesela 6 derece yapsam böyle mi dursun bu kanat? Yoksa böyle mi dursun? Buna bağlı olarak, yani bu değişime bağlı olarak kaldırma kuvvetinin değişimini göreceğiz. Şimdi şöyle yapıyorum. Ha, projected area ölçümünü de şurada göstereyim. Area ölçümü. Yani normal projected area'yı nasıl ölçüyoruz? Area ölçümüne geliyoruz biliyorsunuz. Şurada projection'dan hangi yönde projected area'yı ölçeceksek onu alıyoruz. Projected area'mıza bakalım. Şurada göremedim. 149 birim kare olarak görüyorum. Parametrizden de bakabiliriz ne olduğuna. 149,7 olarak görüyorum. Hesabında şu anda 200, bakın bizim o ölçümden gelen değerimizi buraya yazdıracağız. Aynı şekilde açıyı da buraya yazdırıp kaldırma kuvveti hesabına alacağız. Şimdi analiz unsuruma geldim. Excel analizi seçiyorum. Ne diyelim bunun ismine? Lift kalk diye bir isim verelim. Next dedim. Benden Excel dosyasını göstermemi istiyor. Excel dosyam dedim, şu Excel dosyası. Şimdi Excel açık olmasa bile arka planda açılacaktır. Hemen karşınıza gelecektir. O dursun bir kenarda. Şununla devam edeceğiz. Nedir? Creo Parametric'ten Excel'e gidecek olanlar diyor, değil mi? Dimension ekle diyorum. Klikledim geometriye. 10 dereceyi kullanacağım. O 10 derece hangi hücreye karşılık gelecek? Bu hücreye karşılık gelecek. Orta klik. Aldı bakın. 10 dereceyi Excel'deki E16 hücresiyle eşleştirdi. Bir tane parametre ekleyeceğim. Neden parametre? Çünkü buradaki ölçümden parametre değerim geliyor. Add parametre dedim. Hemen buraya düşecek parametrelerim. Ben projected area parametresini istiyorum. Bu da şuradaki projected area hücresine etki edecek. E12 hücresi. Şimdi biz Excel'den bir çıktı elde edeceğiz, değil mi? Bir kaldırma kuvveti hesabı elde edeceğiz.
Excel'den Creo parametreye gelecek olanlar bakın. Output cells'im şuradaki sonuç hücrem. Orta klik. Compute dediğimde, hatta dikkat edin şu anda, şimdi bir yandan bende de açık olduğu için iki tane açıldı arka planda. Şu an mevcut değerde 8063. Compute dediğimde 10 derece ve şuradaki projektöre 149 birim kare değerine göre 6038 olarak hesapladı ölçümüzü. Tamam, bu artık bizim cebimizde. Yine çıktı parametresini bakın. Şu an x ile 3,7 diye bir parametre vermiş. Onu biz değiştirelim. Lift Force diyelim ismine. Bu şekilde, bu isimle oluştursun mu? Bakın buradan ismine de müdahale edebilirsiniz. Biz az önce yes no olarak belirledik, oluştursun oluşturmasın diye. İsterseniz oluşacak parametrenin ismine de müdahale edebilirsiniz buradan. Onayladım işlemi. Parametrem artık burada. Evet, 6038. Dilerseniz bakın şu da yapılabilir. Mesela parametreyi anlık burada izlemek istiyorsunuz. Tree Columns'tan Feature parametresi getir diyorum. Ne isim verdik? Mesela Lift Force diye bir isim verdik. Lift Force parametresini görmek istiyorum. 6038. Hemen ürün ağacı kolonunda da izleyebilirsiniz buradan. Hatta bakın şimdi şöyle. Mesela elle değiştireceğim değeri. 10 derece değil de mesela 11 derece olduğunda ne olur? Hesabımız anında güncellendi bakın. Hemen Excel'deki hesabı okudu. Üzerine işlemi gerçekleştirdi. Burada güncelledi. Veya düşürsek ne olur? 8 dereceye düşürdük. Bakın 5090 olarak değişti. Ha, dilerseniz yine buradan aynı diğer örneklerde yaptığımız gibi artık bunun üzerinden bir fizibilite yaptırabilirsiniz. Şimdi lift force'u elde ettikten sonra şöyle bir sensitivity analiz yapalım. Çünkü şu anda bu açının ne kadar değişip benim kaldırma kuvvetimi nerelere getireceğini çok kestiremiyorum. 5 ve 15 derece arasında inceleyeyim. Neye göre bakıyoruz? Lift force'a göre bakıyoruz. Şöyle compute diyorum. Bakın lift force 5 dereceden başladı. Arttırdı, arttırdı hesabıma göre. Bakın bir yerden sonra artık arttıramıyor. Bakın arttırayım hatta şunu. Daha ne, devamını da görelim. Abartalım, 25 olsun. Bakın bir yerden sonra demek ki açıyı o kadar da arttırmak iyi değil. Tersine dönüyor çünkü grafik. Yani en fazla kaç seviyelerine çıkıyor burada? 7669. Neden? Çünkü kesit alanına müdahale etmiyor şu anda. Kesit alanını değiştirmiyorum. Sadece açıyla oynuyorum. O zaman ben şunu göreyim. Mesela 6500 üzerine çıkması benim için yeterli diyelim. 6500'de o kanat açısını ne kadar yapmalıyım? 6500'ün üzerinde olması için. Şöyle yapalım. Şunları bir önceki hesaptan kalmış. Kaldırıyorum tekrar sıfırdan kurmak için. Add dedim. Lift calculation'ı set edeceğim. Büyük eşit olsun. 6500. Sadece açıyı merak ediyorum. Tamam. Açı da 6 ve kaç diyelim? 15 arasında görelim. Evet bakın. Kaça getirdi? Şu anda D17 diyorsun. Açı ölçüsünü getiriyoruz. Demek ki şurada 12, burada da görünüyor mu zaten? 12-21 civarlarında bizim istediğimiz değerin üstüne çıkıyor. Kaçta? 7098 yakalamış. Ha mesela 7098'e kadar çıkmasın. O zaman direkt şunu derdik. Büyük eşittir demezdik. Direkt eşit olduğu değeri bul da diyebilirdik. 12-21, hatta şu aralığı da biraz küçültelim. 13 ile 8 aralığında bir tekrar hesap etsin bunu. ...6496 mesela bizim için yeterliyse açı ölçüde mesela 10.86... hatta 2 derecelik bir şey de fark etti hatta neredeyse 1.5 derecelik... 10.86 olarak açı ölçüsünü bize verdi. Excel'de hesaplarımızda bu şekilde kullanabiliriz. Son örneğimize geldiğimizde bu da çok enteresan değişik bir örnek. Çünkü başımıza gelen işlerden bir tanesi. Bundan da bahsetmek istiyorum. Mesela böyle bir geometride
kesit alanının değişimini izlemek istiyor olabiliriz. Mesela fakat bunu nasıl göreceğiz? Normal şartlarda ne yapmanız gerekiyor? İşte aynı şöyle bir tane yüzey oluşturmanız gerekiyor. O yüzeyin işte şuradaki nokta üzerine belki işte hani sizin hassasiyetinize göre 1 milim 1 milim ilerletip her bir alanı ölçüp not etmeniz gerekiyor. Şimdi bu tarz bir işlemi Creo'yla da gerçekleştirebilirsiniz. BMX'de de gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağımız işlem şu. Bakın yine alan ölçmek için burada bir yapıya ihtiyacım var benim. Bunun için şuradaki field point'ten faydalanacağım. Bunu field point'i zaten mutlaka görmüşsünüzdür burada ve sormuşsunuzdur bu ne işe yarıyor diye. İşte BMX'de kullanıyoruz, bu işe yarıyor. Field point üzerinde bulunduğu elemanı bir bütün olarak kabul ediyor. Mesela yüzey kabul ederseniz o yüzeyin genelinde işlem gerçekleştirir. Curve'ün üzerine koyarsanız o curve'ün genelinde işlem gerçekleştirir. O sadece bulunduğu spesifik noktada değil yani. Önce bir field point konduruyorum. Oraya şimdi bir alanı ölçmek için yüzey oluşturacağım. Yüzey için bir tane plane'e ihtiyacım var. Şöyle plane'imi oluşturdum. O plane üzerinde şöyle fill ile bir yüzey oluşturalım oraya. Çapı çok önemli değil. Zaten trimleyeceğim çünkü. Yüzeyimi oluşturdum. Şimdi bu yüzeyi trim diyorum. Şuradaki geometrine okey dedim. Son olarak da şimdi ben alanı bunun üzerinden ölçeceğim için onun üzerinden bir ölçüm almam gerekiyor. Array ölçümünü. Ölç bakalım bunu. Şu anda bu yüzeyin bulunduğu noktadaki alanı 162.7 milimetre kare olarak ölçüyorum. Bunu şöyle sec araya diye bir isim verelim buna. Feature olarak kaydediyorum. Şimdi bunu kaydettikten sonra ne dedik? Burada bir construction yapız. Yani bir ölçüm gerçekleştireceğiz ama altyapımızı hazırlıyoruz öncelikle. Bunları bir grup haline getiriyorum. Grubumun ismi de araya kalk diye bir isim olsun. Çok önemli değil bunlar. Dediğimiz gibi sıradan bir feature ismi. Bundan sonra bakın user defined analiz kuracağım BMX üzerinde. Analize geldim. UDA seçili. User defined analiz. Araya kalk. Aynı isim vermeyelim. Araya diye bir isim vereyim sadece. Next'le devam ediyorum. Bakın next'le devam ettikten sonra bu pencerede oluşturmuş olduğunuz grubun ismi karşınıza düşecek zaten. Oluşturmuş olduğunuz construction yapısı karşınıza düşecek burada. İçerisindeki parametre ne? Araya parametresi. Bu nereden geliyor? Bunun içindeki alan ölçümünün parametresinden geliyor. Araya parametresi. Burada biraz da ölçüm hassasiyetini arttırmak için işte grafik oluştursun mu oluşturmasın mı bunu görebilirsiniz. Ölçüm hassasiyetini ne sıklıkta yapsın? Yani şöyle göstereyim onu da. Mesela compute dediğimde biraz düşük hassasiyette daha az nokta oluşturacaktır. Daha yüksek bir hassasiyet isterseniz şöyle tekrar arttırsam onu compute dersem bakın daha sık noktalar oluşturacaktır. Ve böylece hatta şu model üzerinde de görelim. Bakın kesitteki alanın değişimini grafik olarak da gördüm. Dilerseniz burada grafik değerleriyle de oynayabilirsiniz. İşte sizi biraz aldatıyorsa şu an çünkü yatay eksen 60'tan başlıyor. Yatay eksen işte 60'tan başlamasın. 50'den başlasın gibi. Veya grafikten alacağınız sonuçları bir Excel'e veya TXT'ye de dökebilirsiniz. Direkt export to Excel dersem şöyle masaüstüme kaydedeyim mesela Excel'imi. Şurada da açayım o dosyamı. Yes dedim. Bakın grafiğim buraya oluşturdu. Aynı zamanda grafiğin içerisindeki değerleri de burada bana Excel dokümanına döktü. Evet BMX'te User Defined Analiz'in kullanımını da görmüş olduk böylece. Ha bundan sonra şimdi zaten parametreleri buradan elde ettiniz diyelim. İşte neye? Grafiğin minimum maksimum değerlerini veriyor bakın size. Dilerseniz buradan yeni parametre isimleri oluşturursunuz. İşte şuradaki kesiti mesela maksimize edeceksinizdir veya belli bir değere gelsin istiyorsunuzdur. Yine feasibility analizi koşturup değişken ölçüleri belirtip hesaplamanıza devam edebilirsiniz. Şimdi
Şimdi başladığımız sunuma geri dönecek olursak gün sonunda elimize neler geçiyor? İşte pazara sunma süremiz kısalıyor, karlılığımız arttırıyor gibi burada güzel böyle marketing cümleleri var. Yani bunların hepsini bir kenara koyalım. Burada işte 1,5 saati geçti. BMX'in özelliklerinden bahsediyoruz. Buradaki en önemli nokta aslında işimizi kolaylaştırması. İşimiz kolaylaştıktan sonra yani bir yanda saatlerce deneme yanılma yapmak var oradaki değeri tutturana kadar. Diğer tarafta ise birkaç saniye içerisinde bunu koşturup sonucu elde etmek var. Yani işimiz kolaylaştıktan sonra buradaki maddeler zaten işimizin kolaylaştırmasının fonksiyonu. İşimiz kolaylaştıktan sonra zaten bunlar kendiliğinden bize geri dönüş yapacaktır. Şimdi bununla ilgili yani BMX ile ilgili benim bahsedeceklerim bu kadar. Hepinize katılımınız ve gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Bir sonraki webinarda görüşmek dileğiyle.